De sözleri var. Esin'le sana bırakıyorum sen. Ben ama aynı soruyu Turut Bey'e sorduğum soruyu Mustafa Bey'e izninle bir sormak istiyorum Şirin. Mustafa Bey, ben hiçbir şekilde böyle bir şeye kalkışılacağını bile düşünmüyorum. Yani böyle bir dava bile açılacağını düşünmüyorum. Kimsenin hakikaten bu kadar delireceğini, aklını kaçıracağını düşünmüyorum. Ama bunu sanki muhalefete bir gözdağı vermek için kullanıyormuş gibi geliyor bana iktidar. Bunun düşünülmeden bir köşe yazısı olarak yazıldığını falan kesinlikle aklıma getirmiyorum. Bu bilerek muhalefete biz koltuğu bırakmayız, biz öyle kolay kolay gitmeyiz, bizi seçimde yenseniz bile gitmeyiz psikolojisini seçmene, bunlar her şeyi yaparlar koltuğu bırakmamak için psikolojisini seçmene ve muhaliflere vermek için yapıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Bir gözdağı olarak yapıldığını, bilerek isteyerek yapıldığını, söylendiğini, yazdırıldığını düşünüyorum. Yoksa kimsenin bunları kapatmaya falan niyeti olduğunu, CHP ya da İYİ Parti'yi böyle bir şeye kalkışmayacaklarını düşünüyorum. Kimsenin o kadar delirmeyeceğini düşünüyorum. Siz böyle düşünür müsünüz, yoksa siz hayır o kadar da delirebilirler mi dersiniz? Ben o kadar delireceklerini sanmıyorum. Ben de aynı şeyden, hani şu malum tezkereye red oyu verdi ya Cumhuriyet Halk Partisi, bir bakıma onun revanşı gibi seçmeni etkili, aynı zamanda seçmeni etkilemeye yönelik bir davranış olarak düşünüyorum. Yani bakın, hani HDP ile biri oldu falan, CHP şu bu işte teröristleri kolluyor, gözetiyor. Bak, yurt dışına asker gönderilmesine karşı çıkıyor. Yani yurt dışına asker gönderilmesine demiyor, bizim teröristlerle mücadele etmemize, Türkiye'nin bölünmesine karşı çıkmamıza karşı çıkıyor biçiminde. Seçmen böyle algılasın, böyle yorumlasın. Dolayısıyla CHP'ye oy vermekten mümkün mertebe uzak kalsın düşüncesinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Anladım. Barış? Peki sizce sonuçta biz şunu gördük. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir iddianame yazsın denildiğinde yazabildiğini gördük. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Efendim, şimdi ihtimal vermiyorum. O kadar ileri gidebileceklerine ihtimal vermiyorum. Muhalefet emir üzerine böyle bir iddianame hazırlanacak olsa bile, Yüksek Mahkeme'nin sayın üyelerinin böyle bir iddianameye itibar edeceklerini asla ve asla düşünmüyorum. Daha da önemlisi, şu an biliyorsunuz HDP için açılmış bir dava var. O noktada da Anayasa Mahkemesi'nin sayın üyelerinin red yönünde karar vereceğini düşünüyorum. Çünkü malumları olduğu üzere bizim hukukumuzda, aslında evrensel hukukta, kişiler ikiye ayrılır. Gerçek kişi, tüzel kişi. Herkes de kendi fiilinden sorumludur anayasamıza göre. Şimdi bir partinin suçlu sayılabilmesi için anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki fiilleri işleyen, haklarındaki ceza davalarında kesinleşmiş olan kişileri kendi bünyesinde toplamış bulunması lazım. Evet. HDP için bunu söyleyemeyiz. Kesinleşmiş, yargı kararı bulunan, mahkum olmuş kişileri HDP'nin kendi bünyesinde şemsiyesi altında tuttuğunu sanmıyorum. O münasebetle Anayasa Mahkemesi'nin sayın üyelerinin red kararı vereceğini düşünüyorum. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak şu aşamada böyle bir iddianameyi hazırlamaya cesaret edeceklerini bile zannetmiyorum. Bu söylediğiniz çok önemli, özellikle HDP konusunun, çünkü meclisin 3. partisi onlar da. CHP zaten söz konusu bile olacağını zannetmiyorum diyorsunuz. Mustafa Bey, son bir soru. Şimdi bıraktık Mehmet Bağırlasın falan neler yazdığını, ona birileri yazdırttırmış bunu herhalde. İşte sizin dediğiniz gibi biraz etrafa korku salmak, seçmeni etkilemek için. Ama bu arada Devlet Bahçeli, MHP liderinde şöyle bir açıklaması oldu. MHP Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir.
Şimdi birazdan yön eylemin son şeyine bakacağız. Araştırmasının sonuçlarına bakacağız. Yani MHP %5'lerde bir parti. %5. %5 alıyor. Şu anda tabanı %5. İYİ Parti'ye gitti seçmeni. CHP'ye gitti bir kısmı. Şimdi %5'lik bir parti diyor ki CHP falan değildir ana muhalefet. Diğerleri de yoktur zaten. Yani sizleri falan da yok ediyor. Benim diyor muhalefet. Hem Cumhur'un ortağıyım diyor hem de muhalefet de benim diyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunu ne söyletiyor ve aslında burada mesaj kime? Erdoğan'a mı? Bensiz yoksun mu demeye çalışıyor? Bana göre Sayın Bahçeli doğru söylüyor. Yani diyor ki iktidara bakın seni falan düşüremez. Filan düşüremez. Ama ben çekilirsem sen o koltukta bir dakika oturamazsın diyor. Sağ kanaatimle Sayın Bahçeli bunu demek istiyor. Ki bu da doğrudur. Ha, öbür taraftan iktidarsın, ben desteğimle oradasın. Bu yönüyle elbette iktidarın nimetleri varsa bunu kendi tabanına da aktarmak istiyor. Ama diyor iktidarın hatalarından ki şu an ekonomik bakımından Türkiye gerçekten zor durumdadır. Bundan da biz sorumlu değiliz demek istiyor. Seçmen tabanına kanaatimce Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor koşulların sorumlusu biz değiliz. Çünkü biz muhalefetiz demek istiyor. Seçmen kitlesine. Anadolu insanlar bunu diyor bir yandan. Öbür taraftan da kanaatimce asıl vurgu Sayın Cumhurbaşkanı'na, iktidar partisine asıl muhalefet benim. Ben çekilirsem sen orada oturamazsın. Kanaatimce bu vurgu çok daha güçlüdür diye düşünüyorum. Yani iki yönlü bir mesaj var orada diye düşünüyorum ben. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi birazdan yön eylemin araştırmasını konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece giderek yükselen bir trendi var aslında bütün muhalefetin. Dolayısıyla ayarlar bozulmuş durumda. Son sorun var mı Barış yoksa teşekkür edelim Mustafa Bey'e. Gerçekten de biz burada hani MHP'yi iktidar ortağı sanıyorduk ama Devlet Bahçeli yaptığı açıklamayla aslında bu ülkeye muhalefet lazımsa onu da biz getiririz sözünü. bu ülkeye komünizm lazımsa onu da biz getiririz diye meşhur bir söz var diye valinin. Bu ülkeye muhalefet evet. lazımsa onu da biz getiririz demiş oldu Devlet Bahçeli. Evet. Biz koalisyon ortağı sanıyorduk ama değilmiş demek ki. Ama şundan emin miyiz? Ben biraz Mustafa Bey'in söylediğini de öyle yorumladım. Sanki bence o biraz AKP'ye de gözdağı. Evet. Yani belli ki ben sonuçta biraz önce Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerini okudum ama Devlet Bahçeli siyasi iktidar kamuoyu önünde eleştiren biri değil. Demek ki muhalefet olduğuna göre, kendisine bu misyonu yüklediğine göre Cumhurbaşkanı'nın özel görüşmesinde veya partiler arası özel görüşmesinde belki de eleştirel şeyler söylüyor. Bir de askıda ekmeği unutmayalım iktidarın ondan ne kadar rahatsız olduğunu. Şimdi Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz size ama son kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi Devlet Bahçeli diyor ki muhalefeti de yapacaksa biz yani muhalefet olacaksa onu da biz yaparız. Barış'ın söylediği gibi en şahanesini de yaparız. Sizin dediğiniz gibi Erdoğan'a diyor ki orada oturuyorsun benim sayemde oturuyorsun. Şimdi bu ortamda çok kısa bir cevap rica ediyorum. Biraz sonra konuşacağımız anket sonuçları Erdoğan'ın da önüne gidiyordur diye düşünüyoruz. Çünkü çok seviyor anketlere bakmayı. Eğer bakıyorsa da bütün bu son dönemde yapılan açıklamaların, bütün yapılanların bir anlamı var. O da nedir? Büyük bir panik olması gerekiyor. Devlet Bahçeli'de bu panik görünmüyor. Neden? Belli değil. Belki de öyle şöyle düşünüyor. Ben zaten geçişken bir partiyim. Önümüzde yeni bir Türkiye kurulur. Orada da ben yerimi alırım diye düşünüyordur muhtemelen. Size şunu sormak istiyorum. Çünkü bunu seyircilerimize sormuş. Şu dakikadan itibaren Saadet Partisi'nin, çünkü bugün bütün konuları konuştuklarını açıkladılar. Bütün konular konuşuluyorsa ittifaklar da konuşulmuştur herhalde. Şu dakika itibariyle muhalefette olan Saadet'in Cumhur İttifakı'nın içine dahil olması söz konusu mudur? Çok kısa. Şimdi tabii ki biz bir partiyiz.
Bunu yetkili organlarımızda görüşürüz. Şu an benim parti adına söz söylemem doğru da olmaz, şık da olmaz. Şahsi fikrinizi söyleyin. Nasıl? Şahsi fikrinizi bence söyleyin. Hayır. Bence bu şartlar dahilinde şu an itibariyle hayır. Hı hı. Tamam. Anketlerden bahsettiniz. Hani bir şarkı var, bir türkü, bir şey. Niçin bana düşman gözükürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor ya. Sanıyorum kanaatimce son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız anketlere fazla bakmıyor. Mustafa Bey, teşekkür ederim. Şarkıyı algılayana kadar böyle bir... Mustafa Bey şahsi fikrini söyledi. Saadet Partisi adına resmi bir açıklama değil ama bu şartlar altında hayır olmayacağını düşünüyorum. Saadet Partisi'nin bir yeri... Hanım, şunu ifade evet. edeyim izninizle. Suriye politikasını mı onaylayacağız biz? Yani iktidarın Suriye politikasını mı uygulayacağız? Çözüm sürecini mi onaylayacağız? Ergenekon Balyoz sürecini mi onaylayacağız? AK Parti ile ittifak etmiş olmak bunları onaylamak anlamına gelir. Bunlara ortak olmak anlamına gelir. Ekonomiyi onaylıyor musunuz yoksa? Katiyen. Hayır, ben onları misal olsun diye, örnek olsun diye zikrettim. Hayır, ben de biliyorum adalet, sadece ekonomi... Şu adalet uygulamasını onaylamak mümkün mü? Doğru. Şu an bak anayasa yürürlükte ama masumiyet karinesi uygulanmıyor. Yok. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi, ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı sizin gibi olsun diyorum tecrübeli bir ediyorum. Siyasetçi. Dolayısıyla şahsi fikrini söylemekten de çekinmeyen bir siyasetçi. Türkiye'nin de zaten özlediği özgüvenli siyasetçiler diyelim. Çok teşekkür ederiz geldiniz katıldığınız için. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mustafa Kamalak. Sorularımızı cevaplandırdı ve net bir şekilde kendi şahsi tercihini ya da fikrini söyledi ama mümkün değil dedi. Şimdi bu Cumhurbaşkanı şimdi yön eylemi bu arada ağırlayacağız. Bir tarafta hazırlanırken Barış sen devam et. Cumhurbaşkanı anketlere bakıyor mu? Şöyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı ve ARGV eğitimden sorumlu Mustafa Şen geçenlerde A Haber'de bir anket açıkladı. Görmüşsünüzdür belki. Orada diyor ki vatandaşa sorulduğunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranı %38.5 diyor. MHP'nin oy oranı da %9.9 diyor. Demek ki %7 barajında anlaşılmıştı ya. Adalet ve Kalkınma Partisi böyle görüyor. Haliyle diyor Cumhur İttifakı iki partinin toplamı %48.4 diyor. Yani %50'nin altında diyor bir şekilde. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi anketlerinde böyle göründüğünü söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli bir ismiyle konuştuğumda o da hani benzer açıklamalar yaptı ama şunu kabul etti. Dedi ki yani partinin içerisinde partinin nasıl baktığına önümüzdeki seçim bıçak sırtı bir seçim olacak bizim için dedi. Yani hani bu taraf muhalefet başka şeyler söylüyor ama iktidar için dahi bu seçim Adalet ve Kalkınma Partisi için bıçak sırtı. O taraftaki gözden dahi bir taraf gözüyle baktığımızda bu anketlere dahi bir bıçak sırtı seçim olacağını aşağı yukarı kabul ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi de. Evet. Haliyle bütün bu politikaları öyle okumak gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Hani erken seçim mi bilmem ne mi diye sürekli tartışıyoruz ya. Adalet ve Yıldız dedi ki evet, çok çarpıcıydı. Anketlerdeki oy oranlarını artırmak için aslında bir şey yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi şunu yapacak. Anket yapan bir parti, yapmayan bir parti değil. Hı.